Tadımız Tuzumuz kanalından herkese merhaba, ben Emel. Bugün sizlere hafif mi hafif süt şerbetli bir tatlı tarifi vereceğim. Bunun için öncelikle karıştırma kabımıza 4 adet yumurtamızı ekleyelim. 1 su bardağı da şeker ekleyelim. Ve güzelce krema kıvamına gelene kadar şeker ve yumurtamızı güzelce çırpalım. Ardından 1 su bardağı unumuzu eleyelim. Ayrıyeten 1-2 yemek kaşığı daha un eklemek gerekebilir. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir. Yumurta ve şekerimizi ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı da vanilya ekliyorum. 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Tabii ki tatlı kaşığıyla değil, paket olarak da ekleyebilirsiniz vanilyayı. Ben de paket olarak, büyük paket olarak olduğu için bir tatlı kaşığı ekledim. Karışımı şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ve mikserimin en düşük ayarına getireceğim. Güzelce krema gibi oldu bakın yumurta ve şekerim. Kenarından kaşık kaşık un ilavesi yapacağım. Benim yumurtalarım orta boy olduğu için 1 su bardağı un yeterli geldi. Kek malzemelerimizin hepsi bu kadar. Güzelce karıştırdıktan sonra, fazla karıştırmadan, tamamen unum karıştırdıktan sonra kapatacağım. Evet, ilk başta ben dikdörtgen borcama koymuştum ama bu aldığım dikdörtgen borcam diğerine göre 1 milim kadar büyükmüş. Fırınıma sığmadı kenarlarından dolayı. Tekrardan başka bir kalıba alıyorum. Şimdi koyduğunuz ve çıkardığınız kalıp farklı derseniz diye onu da gösterdim. Büyük borcam ile de yapabilirsiniz. Aynı miktardaki kek harcını. Söylediğim gibi eğer fırınıza sığıyorsa daha fazla çıkacaktır. Daha güzel, bereketli olacaktır. Ben daha sonra kare kelepçeli kalıbıma döktüm kek harcımı. Ve 180 derecede ısınmış fırına vereceğim. Alt üstü güzelce kızarana kadar pişireceğim. Hemen 30 dakika kadar bir sürede pişmiş olacaktır. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Evet, kekim pişti. Bakın bir bıçak veya bir çöp şiş soktuğunuzda eğer kekiniz bulaşmıyorsa pişmiş demektir güzelce. Şimdi şerbetini hazırlayacağım. Şerbeti için yarım çay bardağı şekere 2 su bardağı sütü döküp güzelce şeker eriyene kadar karıştıracağım. Eğer büyük borcamda yaparsanız 2,5 su bardağı şeklinde süt ekleyebilirsiniz. Evet, ardından güzel şerbeti çekmesi için her tarafına delikler açıyorum ve şerbetimi döküyorum. Bu arada kekiniz tamamen soğumalı şerbeti dökmeden önce. Kek soğuk olmalı. Soğuduktan sonra şerbeti dökün ki kekiniz hamur olmasın. Güzelce her tarafına gelecek şekilde şerbetini döktüm. Ardından üzerindeki kremayı yapacağım. Bunun için 1 litre sütümü tencereye alıyorum. Ardından 7 tepeleme yemek kaşığı un ekleyin. Hatta yani böyle tepeleme koyamazsanız 8 yemek kaşığı, hatta 8 yemek kaşığı koyun. Tam garanti olsun. Tepeleme şeklinde koydum arkadaşlar ben, dolu dolu. Unumuzu koyuyoruz. 5 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Şeker az değil. Daha sonradan krem şanti tozu ekleyeceğim. O yüzden 5 yemek kaşığı şeker yeterli. Ve ocağı almadan önce şöyle güzelce bir karıştırıyorum ki topaklanma olmasın. Evet, ocağıma aldım. Kaynayana kadar, göz göz kaynayana kadar karıştırarak pişireceğim. Topaklanmasını istemiyoruz, o yüzden kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Bakın pürüzsüz bir şekilde koyulaşmaya başladı. Göz göz olmaya da başladı. Artık ocaktan alabilirim. Bu kıvamı aldığında, kaynadığında ocaktan almaya hazır. Ocaktan aldıktan sonra hemen bir paket krem şantinizi, ben bir çay bardağı ekledim. Bir pakette bir çay bardağına tekabül ediyor sanırım. Ben kilo olarak aldığım için paketteki miktarı bilmiyorum ama bir paketten çıkanın içindeki bir poşeti ekleyebilirsiniz. Yeterli gelecektir.
Güzelce mikserden pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Mutlaka mikserle çırpın. El çırpıcıları güzel bir kıvam aldırmaz. İyice çırptım bakın. Hem daha lezzetli olacaktır hem de pürüzsüz bir krem olacaktır. Yani pürüzsüzlüğünü en aza indirgemiş olursunuz. Hazırlamış olduğum kremamı sıcak sıcak üzerine döküyorum. Çok lezzetli olmuştu. Mutlaka Ramazan ayında iftardan sonra deneyebileceğiniz harika bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok hafif, çok lezzetli bir tatlı oldu. Bunun üzerine güzelce düzleştirdikten sonra odasında ılımaya bırakacağım. Ardından buzdolabına kaldıracağım. Tamamen soğuduktan sonra üzerine hindistan cevizini serpeceğim. Eğer sıcak sıcakken hindistan cevizini serperseniz çok fazla hindistan cevizi serpmek zorunda kalırsınız. O sıcaklığı ile hindistan cevizinin içine alacaktır çünkü. O yüzden soğuduktan sonra serpiyoruz üzerine. Ben bir gece dolapta beklettim. Eğer vaktiniz yoksa 4-5 saat dinlenmesi yeterli olacaktır. Burada önemli olan pastamızın, tatlımızın tamamen soğuması arkadaşlar. Soğuduktan sonra tamamen servise hazırdır. Ama tabii ki bir gece beklerse çok daha lezzetli olacaktır. Ben kalıptan çıkartıp size göstermek istiyorum. Tabii ki borcamda yaparsanız da olur. Size içinin dokusunu, yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Çok hafif bir tatlı. Yani mutlaka deneyin. Beğeneceğinizi sanıyorum. Eminim. Evet bakın. Yapanları yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.